Herkese merhaba, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Honor of Kings oyunuyla birlikteyiz. Bugünkü kahramanımız Ying. Ying, Ying artık nasıl okunuyorsa. Bu ablamız arkadaşlar çok zor bir kahraman ve herkesin oynaması da öyle basit bir kahraman değil. Yeteneklerinden, oynanışından bahsedeceğim zaten, merak etmeyin. Lakin bu kahramanı oynamak için bayağı bir antrenman yapmanız gerekiyor. Tabi benim gibi oyun delisiyseniz o kadar çok antrenman yapmanıza gerek yok. Bizim mid biraz dayak yiyor. Solo güzel. Adeta agresif oynuyorlar derken oraya bir gideceğiz biz. Arkadaşlar en önemli yeteneklerden biri Q yeteneği. Tamam mı? Niye? Q yeteneğini arkadaşlar şöyle attıktan sonra 3 kere vurabiliyorsunuz. Yani pasif olarak o geçerli. Yani Q yeteneğinden sonra bakın normalde böyle vuruyor ya. Böyle yapınca gördünüz mü? Tis zıt diye bir şey çıkıyor zaten. O da anlıyorsunuz. Aa canına bak. Paramparça bir aynanın milyarlarca parçasının içindeki milyarlarca bir. Ben yansımamla birim. Ben yansımamla birim. Güzel de kaçtık. Nice. Yansımalarımın arasında gizlenirim. Tamam, güzel de düktük. Kötü değil, kötü değil, güzel oynadık. Q yeteneğini anlatıyordum arkadaşlar. Aha, 4 değil lan o. Güzel. Güzel, bunu çok güzel. Hem geriye düşerttik, bizim adamı da ileriye götürdük. Devam edelim. Ya, mavimiz de bitti. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir şey anlatacağım zaman yavaş yavaş anlatıyorum çünkü olaylar gelişiyor. Bu kahramanda mavi çok önemli. Haberiniz olsun yani mavi şart. O ne yapıyor? Çık oradan. Bu dünyada kazanmak için sınırlarınla tamam çıktı. Onu tekleyebilir miyim? Tekleyemem. Şu an erken daha bir de bekleme süresi düşürme ayakkabı aldığım için hasar da yok. Hani oyunun başındaki gibiyim. Güvenemedim şeyime, hasarıma. Ne oluyor orada? Tamam. Angela biraz dayak yiyor. Burada duracağım bir. Korumaya çalışacağım onu ama. Aha. Çok güzel. Aldın sen adamsın. Şeye gidiyorum. Şimdi onu alacağım bak. Bunu da aldık. Güzel. Devam ki. Bu arada arkadaşlar bu kahramanı birileri bana önerdi. Hani yorumlardan falan. Ben ilk başta baktım. Kanka aşırı zor. Yani böyle hareket yapamıyorsun. Dedim yani, ki bu zamana kadar oyun oynamayı da çok seven biri olarak ben bunu çözeceğim dedim. Ya şimdi bir şey göstereceğim size. Video göstereceğim. Bunu antrenman modunda denedim. Bu şekilde hızlı hareketler yapabiliyorsunuz. Ama oyun içinde onu yapmak hani imkansız gibi bir şey. Olmadığından değil yapabilirsin. Ama item farkı işte ne bileyim adamlar zaten yerinde durmuyor. Hani o yüzden bir tık böyle sabit duran bot oyuncular olması lazım onu yapabilmeniz için. O da tabii ki biraz zor. Oyna kanka. Oynamayacak herhalde. Ben ormanımı keseyim. Ormanım gitmiş lan. Hani sabit durmadığı için öyle bir şey mümkün değil. Güzel kaçtı çocuk. Ne oluyor orada lan? Oğlum bizimkiler ne oldu yine ya? Paramparça bir aynanın milyarlarca parçasının içindeki milyarlarca güneş. Anlatacağım arkadaş, anlatacağım da biraz takım ileri götürmem lazım ya. Ben yansımamla birim. Arkadaşlar en önemli kombosu Q ulti W. Hani bunu yapmanız gerekiyor çünkü direkt tekleyebiliyorsunuz. Hani normal ADC'dir, büyücüdür. Hatta savaşlar bile tekleyebiliyorsunuz.
Ruti açtıktan sonra çember oluşturuyor. O çemberin etrafında şeyler var arkadaşlar. Bıçaklar, işte ayna kesikleri falan gibi. Güzel. Şu an onu alın onu. İnsanın en büyük düşmanı yine Mesela bunu yapabilmeniz için sürekli bakın bir düşman olması gerekiyor. Ve her o ortaya geçtiğiniz zaman düz vuruş yapabilmeniz gerekiyor. Yani mantık bu. Kanka saldır. Güzel aldık onu da. Yanlışlıkla aldım bu arada. Gidin mavimi de alayım. Şu an Gotta çok yansıyan öndeyim. arasında gizlenirim. Tamam güzel kaçtı. Ultisi ne arkadaşlar? Bakın bıçaklar gördünüz değil mi? Spor saldı sağ olsun. Bir de bir gitmem lazım. Aha şeyini kullandı lan. Dünyada kazanmak için kimelerin Hadi be, can çalmak için yaptım da onu. Bizimkiler destek veremedi çok. Hadi. Angela, yok mu ikinci yetenek, birinci yetenek? Hadi be. Bizim ADC çok pasif oynuyor. Yani o kadar da adamları kesmemize rağmen. Haydi orada. Ama önemli değil. Şimdi arkadaşlar 7 dakika olmuş. Ben bir kahraman doğru düzgün anlatayım. Şu yeteneği arkadaşlar. Öne doğru atılıyorsunuz. Hasar veriyorsunuz. seçenek. Vurduğunuz kişinin hareket hızını düşertiyorsunuz. Ve arkadaşlar ikiz bir görüntü oluşturuyorsunuz. Bakın. Gördün. Ve ilk yetenekten sonra yapacağınız normal saldırı 3 normal saldırı sayılıyor. Öyle bir şey olay var. Yani her zaman ilk yetenekten sonra düz vuruş yapmanız gerekiyor. İnsanın E, en bu büyük düz düşmanı vuruşu yine tabii ki kendidir. sizin şey de yapıyor. Gölgeniz de yapıyor. Haberiniz olsun. Sen gel buraya. Kaçma gel. Ve kaçarsın. Yani çıkarttığınız ikiz görüntünüz de bu gölgeyi yapıyor. Haberiniz ola. Double yeteneği arkadaşlar şöyle bakın. Gördüğünüz gibi etrafında dönüp can çalıyor. Eğer Q yeteneğinden sonra double yaparsanız ki çok güzel oluyor. İkiz görüntünüz de double yeteneğini atmış Karanlık oluyor açık, arkadaşlar. ağlar, Haberiniz olsun. rüzgarlar. Şimdi buraya girecekler. Biz bunu alalım. Kötü oynadım buraya. Kaçabilirdim, çıkabilirdim. Kötü oynadım ya. Çok kötü oynadım. O çocuk güzel kaçtı çünkü. Ben kaldım orada. Onu tekleyebilseydik daha güzel olurdu. Bir de direkt fokus yiyorum. Hani çok öndeyim ya. Direkt bana fokus atıyorlar. Takımın önünü görebilirsiniz Dünyada zaten. kazanmak için sınırlarınla savaşmalısın. Al onu. Baksana bir sportta baş edemiyor. Sen niye AFK kalıyorsun? Tamam aldılar onu. Alamadılar. Aldınız mı? Güzel. Orada fight çıkacak belli oldu. Aha. Yansımalarımın arasında gizleniyor. Gel Ben buraya. yansımamla Hadi be. Tamam. kendi kuruntularında bul. Tamam. Anlaşıldı. Şuraya toplanın bari adam bitirmesin oyunu. Ben gideceğim değil mi oraya? Anlaşıldı. O benim ormanıma girmiş olabilir. Aynen. Karşıdaki jungle da güzel oynuyor ama bizim takım çok diff oluyor arada ya. Ormancı diff değil de bizim takımdan kaynaklı biraz sıkıntılar var. Şuna gitmemiz lazım bizim. Aha. Paramparça Alırsınız onu lan. dünyanın milyarlarca parçasının içindeki Alırsın milyarlarca alırsın. güneş. Güzel. Şimdi gel şuna toplan. Beni sal lan, beni sal. Nasıl kaçtım? Yine alamayacağız değil mi? Şunu aslında alsak alabiliriz. Gelmiyorlar ki. Saldır. Bu dünyada Şu kazanmak ilk için hasarı çıksın. sınırlarınla savaşmalısın. Gördüğünüz gibi oğlum siz niye kaçıyorsunuz lan?
Onu çarp atamadım lan. Ya takıma biraz güvenmiyorum açıkça söylemek gerekirse. Ama topluyoruz ya, güzel şu an gidiyor. Adamların yaptığı hatayı beklememiz gerekiyor biraz. Daha doğru düzgün yetenekleri anlatamadım ki. Base atım. Ne oluyor ya? Yapma. Kırmızıyı almaya çalışıyorsunuz öyle mi? Bunu da aldık, güzel. Arkadaşlar bu kahramanın artısını hem ultisiyle uzanabiliyorsunuz, yani kaçabiliyorsunuz, adama gidebiliyorsunuz. Hem de Q yeteneğiyle gidebiliyorsunuz. Bu tabii ki ekstradan bir size fayda sağlıyor. Ultisi arkadaşlar şöyle bir daire var. Bu daireyi büyütüp bir çember oluşturuyor. Zaten oynarken görüyorsunuz. O çemberin içinde hasar atma kazanıyorsunuz ve ikiz görüntünüzde yer değiştirebiliyorsunuz. Paramparça bir Bak ya. Dedim güzel bir oyun yapayım size de. Adam güzel bir canına kaçtı yani, gördünüz. Neyse, ultisi arkadaşlar az önce de gördüğünüz gibi çember açıyorsunuz, o çemberin içinde hasar azaltma kazanıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar çemberin etrafında 8 tane bir parça oluyor. İkiz görüntüsü onlar ama siz parça deyin. Her vuruş yaptığınızda o parça geri geliyor, adama çarpıyor. Anladınız mı? Yani ne kadar hızlı bir şekilde o komboyu tamamlarsanız adam o kadar çabuk ölür. Ve ben bir vuruş yapamadığım için ölmedi, gördüğünüz gibi. Şimdi buraya bir gidelim. Bundan sonra konuşuruz devamında. De arkadaşlar zor kahraman olduğu için en ufak bir hatanızla ölürsünüz yani. O yüzden dikkatli oynamanız gerekiyor. Kaldılar mı? Seçenekler lükstür. Ölmedi lan. Oha. Tek yemedi çocuk. Çok can çalması var. Alırsın onu lan, dön. Kanka sen ne yapıyorsun? Güzel. Tamam. Öldürdün, güzel. Ölme, çıkarsın. Ay yok, öldü. Şunu gidip alalım. At ultinde. Arkada falan. Flash attı, gördüm onu. Onun flash attığını gördüm. Pasif muhabbeti var arkadaşlar. Pasifte de pasifte arkadaşlar can kırıkları falan oluşturuyorsunuz ve yaptığınız ilk saldırı şeyi gidiyor. İlk saldırı bekleme süresinden çıkıyor arkadaşlar. Vuruyorlar, tamam. Bu dünyada kazanmak için sınırların var. Bizimkiler niye gelmiyor buraya? Paramparça bir aynanın milyarlarca Çaktırma. Çaktırma, burada yokum ben. Buraya dikteceğim. Çok güzel çaldım lan. Güzel. Devam. Çocuk düştü çaptı. Helal lan Adece. Saldır mide de saldır. Bir daha gelsene sen. Sen bir daha gel. Eyvallah. Saldır saldır saldır. Biter biter ha. Biter biter, oyna oyna.
Nice be! Nice be oğlum! Of, çok güzel oynadım ya. Valla arkadaşlar, oyunun ilk başı, işte ortaları falan çok önemli. ADC sonradan güzel çevirdi, helal olsun. Şöyle arkadaşlar, hasar kısmına baktığımız zaman 86K'lık bir hasarımız var. Jungle'a göre çok çok iyi bir hasar. Çünkü siz herkes gibi koridorda başlamıyorsunuz. Yani hasar kısmında geri olmanız normal. Ve rakipte ADC hariç benim kadar hasar vuran yok. Yani düşündüğünüzde. Bu da tabii ki iyi bir oran. Ve baktığımızda puanımız yine onun üzerinde atılabilir yani. Onun üzerindeki her şey benim gözümde atılabilir. Kahramanı tam anlatamadım. İleriki günlerde detaylı bir video çekmemi isterseniz çekerim. Ama izlediğiniz kadarıyla Q yeteneğini, W yeteneğini anladınız. Ama ultisini biraz anlamanız zor. Ultisini de artık sürekli video ata ata öğreteceğim size. Rakibe baktığımızda rakip de zordu. Stun atan, kaçabilen, hani rahat bir şekilde. Şu bir de karşının support'u çok güzel oynadı. Çocuğu beğenelim hatta. Böyle oyuncuların arasında güzel bir oyun yaptık. Orada şey de çaldık güzel bir şekilde. Musashi ve Jhin arkadaşlar benim için çok güçlü olan iki ormancı. Oynayış tarzını seviyorum bir kere. Bu kahramanın en avantajlı yönü arkadaşlar, saniyeler içinde hop 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 gidebiliyorsunuz yani. Bir de Q yeteneğini, yani ilk defa kullandığın zaman bekleme süresini kaldırıyor, bir tane kullanabiliyorsunuz. Yani girdim, rakip alıp çıkabiliyorsun. Böyle şeyler de var. Dediğim gibi sürekli sağ sol yapmayı da zaten videosunu koydum. Hani video şeyin içinde. Oraya sabit hedef lazım. Sabit hedef olmasa da yapılabilir. Ama tabii ki biraz parmak alıştırması ve o an konum olması gerekiyor. Yani mavinin içinde savaşmanız gerekiyor. Veya işte şeyin pistin içinde savaşmanız gerekiyor. Bu da tabii ki hani olası bir durum değil. Olduğu zaman zaten videoya atarız. Ben bu kahramanla çok eğleniyorum. Nasıl derseniz. Ya o yuvarlak açıldığı zaman adamlar o kadar trollüyor ki. Hani video falan bulursam yine atarım. Çok hoşuma gidiyor. Yani kaçma mentalitesi çok yüksek. Adam yakalama mentalitesi çok yüksek. Hızlı. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.